Full otomatik olarak çalışmaktadır ve Avrupa standartlarına göre yapılan bir çiftliğimiz. Sistemimizde günübirlik gelen hayvanın kaç bin adet olarak girdiğini yazıyoruz sistemimize ve sistemimiz havalandırmasından, ısıtmasından, soğutmasından ve her türlü donanımlı şekilde bilgisayar kapasitesi olarak çalışmaktadır. Yani buradaki genellikle civciv bakıcılarına özellikle fazla da iş düşmemektedir. Sadece ara sıra işte yemliklerin, sulukların bir arıza olup olmadığını sadece kontrol ediliyor. Yoksa başka da her türlü şekilde hijyenik ortamda olduğundan dolayı fazla da bakıcının sürekli irtibat olmasına gerek olmayan bir şeydir. Ayrıca tesisimizi biz kamera sistemiyle, her türlü şekilde kamera sistemimize uzaktan da 24 saat İsterseniz Avrupa'dan, isterseniz Afrika'dan, nerede olursa olsun tesisimizi her şekilde 14-15 tane kamerayla her türlü şekilde cüzdümü uzaktan kontrol ediyoruz. Ayrıca kurduğumuz bu iş durumundaki müzik sistemiyle de gelen cüzdülerin müziğe karşı duyarlı olmasını sağlayarak bu hayvanların müziğin hareketlerine göre, ritmine göre o andaki hayvanlar
hem suya hem de yeme rahat bir şekilde hareket ediyorlar ve daha çok kilo almanın yoluna gidiyorlar. Burada gelen civcivlerimiz Türkiye ve dünya ortalamalarına göre 42 veya 45 günde normal şekilde soframıza gelecek şekilde büyüyorlar. Ortalama çıkan hayvanlarımız 2,5 ile 2,800 arasında bir hayvan randımanı olarak kilo olmak buradan çıkıyor. Bu da günümüz koşullarına göre gerçekten bölge standartlarının üzerine çıkıyor. Biz burada ayrıca da Bolu, Türkiye'de Bolu tavuk sektörü konusunda bir başkent konumunda. Ama Alaplı'da şu anda 750 bin kapasitesi olduğundan dolayı ben buradaki Alaplı'daki bütün arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Alaplı her şeyle doğal olduğundan dolayı özellikle Bolu'daki firmalar bizim Alaplı'mıza şu anda bütün firmalardan bizlere bir teklif geliyor. Yani doğal ortamda olduğu için hayvanlarımız daha rahat büyüyor ve daha lezzetli bir şekilde tavuklarımız sofralarımıza sunuluyor. Ben buradan tabii tavukçuluk başlı başına bir sektör. Fakat tabii kendine göre sıkıntılar ortada. Burada bizim en büyük sıkıntılardan bir tanesi de elektrik konusunda. Tabii özelleştirmeden doğan sonuçlara göre bazı elbette verimlilikler oluyor ama en büyük tabii sıkıntılarımız elektrikler kesildiği zaman biz karşımızda muhatap alacak birileri yetkilileri bulamıyoruz maalesef. Bu konularda ben yetkilerimizi özellikle denetim konusunda olan devletimizi bu konuda biraz daha olayın takipçisi olması konusunda onlardan hepsinden rica ediyorum. Ayrıca tabii Alaplı'da 20'nin üzerinde üreticimiz var. Bunların en büyük sıkıntılarından bir tanesi de doğal hava şartlarından, karda oluşan yollardan sıkıntı olduğundan dolayı buradaki yetkileri biz tabii her zaman onlardan rica ediyoruz. Tabii başta Alaplı Kaymakamımız ve özel idarenin yetkileri bizlere buradan onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Her zaman bütün üreticilerin her konuda yardımcı olmasını çalışıyorlar. Bizim ben buradan yani dünya üzerindeki tavuk sektörünün, Avrupa'daki tavuk sektörünün Türkiye'deki sıkıntısı elbette var.